Ben darbelerle mücadele ettim, 28 Şubat'ta mücadele ettim. Efendim ordu içinden, dışından her türlü vesayete karşı mücadele ederek geldim diyenler HDP'nin başarısı karşısında bugüne kadar savunduğunu zannettikleri ilkelerini bir tarafa bırakıp ülkeye darbe yapmışlardır. 7 Haziran sonrası halkın iradesine açıkça bir Recep Tayyip Erdoğan darbesi yapılmıştır. Şu anda junta yönetimi, sivil junta yönetimi Türkiye'de hükümete, devlete açıkça el koymuştur. Yetkisiz, hukuksuz, gayrimeşru. Nereden alıyorlar yetkilerini? Şu anda aldıkları kararların, ülkeyi savaşa götürecek kararların, üst düzey bürokratik atamaların yaptıkları olağanüstü gizli örtülü ödenekten yaptıkları harcamaların yetkisini nereden alıyorlar? 7 Haziran'da bu yetki elinizden alındı. Siz artık tek başınıza iktidar değilsiniz. Artık bu ülkede kararları tek başınıza veremezsiniz. Bunu yapmaya çalışanlar 7 Haziran sandık sonuçlarına açıkça darbe yapmışlardır. Mevcut durum budur. Darbenin bir de kuyrukçuları vardır. Kendinden milliyetçiyim diyenler şimdi bu darbenin ortağı olmaktan, utanç duymadan, sıkıntı duymadan şakşakçılığını yapmaktadırlar. Hatırlarsanız ne diyordu? Partimizden saraya gideni partiden atarım diyordu. Değil mi bu milliyetçiler? Bak dün sarayda el pençe divandılar. Hani Bilal'i istiyordunuz? Bak Bilal'i alamadınız, Hilal'i verdiniz. Gördünüz değil mi? Şimdi değerli arkadaşlar, nedir bizim suçumuz? %13 oy almış olmak. Halkın taleplerini sandığa ve parlamentoya yansıtmış olmak. Bunun dışında tırnak içerisinde bize atfedilebilecek tek bir suç yoktur. Biz demokrasi gelişsin, bu ülkede adaletsizlikler giderilsin, eşitlik, özgürlük bizim kalıcı sistemimiz, yaşamımız, yeni yaşamımız olsun diye mücadele ettik. Ve buraya gelen 80 parlamenter arkadaşımla, parti yönetimimizle birlikte Türkiye'ye verdiğimiz sözü, barışı gerçekleştirmek için daha ilk akşamdan, 7 Haziran akşamı göreve hazır olduğumuz, barış görevine hazır olduğumuzu ilan ettik. Fakat yıllardır çözüm süreci, yıllardır milli birlik, beraberlik, kardeşlik süreci yürütüyoruz. Bunun için baldıran zehri içeriz, bunun için kefen giymeye hazırız diyenler 7 Haziran'da iktidarlarını yitirince barışın ne kadar anlamsız olduğunu onlar için, barışın ne kadar önemsiz olduğunu ilan ettiler. Darbenin anlamı budur. Dolmabahçe mutabakatını hatırlarsınız. Bizim parlamenter heyetimiz, İmralı heyetimiz, hükümet yetkilileri, AKP'nin meclis grubu, grup başkan vekili yetkilileri birlikte ortak bir açıklama yaptılar. Bakın değerli arkadaşlarım, o açıklama Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinin en önemli siyasi işlerinden biridir. Küçümsenecek bir belge, küçümsenecek bir açıklama değil. Çok kutsal, çok saygın, çok ahlaki bir iştir. Onun, o metnin açıklandığı dakikaya kadar uğraşı, çabası, emeğiyle arkasında duran, katkı sunan herkese ben buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Teşekkürü hak ediyorlar. Gerek devlet heyeti, gerek AKP heyeti, gerek bizim heyetimiz ve özellikle o belgeyi kararlı siyasi iradesiyle arkasında durarak ilan ettiren Sayın Öcalan'ın her biri ayrı ayrı teşekkürü hak ediyor. Çünkü barışın anahtarını Türkiye toplumuna teslim ettiler o açıklamayla birlikte. Artık kirli güçler, kontra güçler, derin güçler, uluslararası güçler, yani barış düşmanı diyebileceğiniz kim varsa onların elinden
barışın rehin olarak tutulmasını aldılar ve Türkiye toplumuna, bize emanet ettiler. Dolmabahçe açıklaması budur. Dolmabahçe açıklaması vatana ihanet değil. Dolmabahçe açıklaması bir bölünme, parçalanma beyannamesi değil. Bir kardeşleşme, özgürlük, demokrasi manifestosu, yol haritası ve silahsızlanmanın da çağrısıydı. İşte biz 7 Haziran'da halkımızdan aldığımız destekle buyurun onun arkasındayız, hemen bunu hayata geçirelim dedik. Koalisyonda kim olursa olsun biz desteklemeye hazırız, barışı gerçekleştirelim dedik. Değerli arkadaşlarım, Dolmabahçe mutabakatından zaten açıklandıktan bir hafta sonra nasıl vazgeçtiklerini, nasıl caydıklarını ibretle hep birlikte izledik. Sayın Cumhurbaşkanı o fotoğrafın, görüntünün yanlış olduğunu, masanın olmadığını, görüşme, müzakere, süreç, mutabakat diye bir şeyin olmadığını, olamayacağını, hatta Kürt sorunu yoktur, böyle bir sorunumuz da olmamıştır noktasına getirdi meseleyi. Sayın Cumhurbaşkanı'nı anlayabiliyorum. Gerçekten anlayabiliyorum. Bir sarayı var. Saraylar yaptırmış kendine. İçini döşetmiş. Daha oturamamış. Hevesi var. Koltuğu seviyor. İktidarı seviyor. Parayı seviyor. Dolayısıyla çözüm demek, barış demek, demokrasi demek, bunların kaybedilmesi demek. Ben onu anlıyorum. Ben o mutabakatın altına fiilen imza atan, orada oturan, açıklamayı yapan, bizzat bu çalışmaların içerisinde gece gündüz emek harcayanları anlayamıyorum. Onlar niye sahip çıkamadılar? Bizim kadar siz de uğraştınız. Ahlaksız, gayrimeşru bir iş yapmadık. Beraber Türkiye toplumuna barış sözü verdik kamuoyunun gözleri önünde. Ve bir hafta sonra bu iş bitiyordu artık. Şimdi bize çağrı yapan, efendim bize gelin deklarasyon imzalayalım diyen, bize efendim şunu kınayın, bunu kınayın, siz silahtan, savaştan, kandan besleniyorsunuz diyen AKP cenahına, sözcülerine, Sayın Başbakan'a, Sayın Cumhurbaşkanı'na Dolmabahçe mutabakatını hatırlatmak istiyorum. Türkiye'nin en büyük sorunu, 40 yıldır akan kanın kati süretle kalıcı olarak duracağı günlere sadece bir hafta 10 günümüz vardı. 2,5 yıl çalıştık, önümüzde bir hafta 10 gün kalmıştı. Neden vazgeçtiniz? Bunu neden kamuoyuna açıklamıyorsunuz? Niye vazgeçtiniz? Düşünün, bir örgüt var, dağda silahlı. O örgütün lideri çağrı yapacağım diyor bir hafta sonra. Çağrı, bir hafta. Kongre toplansın diye haftaya çağrı yapacağım diyor. Sadece heyet olarak tekrar geleceksiniz, oturacağız, müzakere başladığımız saatte ben çağrı yapacağım. Silahlar bırakılacak artık. Biz bundan büyük bir memnuniyet duyduk. Bunu açıklarken büyük bir memnuniyet duyduk. Siz neden bundan dolayı paniklediniz? Sayın Cumhurbaşkanı, PKK silah bırakacak diye neden paniklediniz? Siz engellediniz. Öyle görünüyor ki bugün PKK'liler dağdan silahlarıyla inseler önüne geçecek. Aman durun, inmeyin diyecek. Böyle bir niyet yok çünkü. Çok açık söylüyorum. Kardeşlerimiz, yurttaşlarımız, Türkiye'de yaşayan herkesin bunu iyi anlaması, idrak etmesi lazım. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı PKK'nin silahsızlanmasını durdurmuştur. Önlemiştir. Dolmabahçe mutabakatında geldiğimiz o kritik noktada her şeyi tuzla buz ederek bütün süreci bitirmiştir. Çünkü önüne gelen anketler, önüne gelen kamuoyu araştırma sonuçları bu sürecin ona başkanlık getirmeyeceğini görmüştür. Ben başkan olamayacaksam, bu işten bana hayır yoksa, masa niye olsun, süreç niye olsun, mutabakat niye olsun noktasına gelmiştir. Bize vatan haini, bize bölücü, bize terörist diye seslenen zatlar bizzat bu ülkeyi ateşe atmışlardır. Bakın, bunu bütün inançlarım üzerine, kutsallarım üzerine yemin ederek ifade ediyorum. Durum bu kadar nettir.
Bütün toplum bu yalın gerçeği bilerek hareket etmelidir. Ortada bir bölünme tehdidi, ortada bir şiddet savaş tehdidi yoktu. Halen yoktur. PKK denilen örgüt ülke bölünme stratejisinden 20 yıl önce vazgeçmiş. Ülkede bölünme korkusu tehdidi yok. Silah bırakmak üzere kongre toplayacağını açıklamış. Neyin tehdidinden söz ediyorsunuz? Ortada tehdit yoktu. Yapacağınız tek şey en erdemli, onurlu işi, müzakereyi, konuşmayı sürdürerek bir hafta 10 gün sonra sonuç alacak noktaya getirmekti. Şimdi PKK ile bir barış yapılabilseydi, fiili olarak da PKK'nın silahlı gücü Türkiye açısından tehdit olmaktan çıkarılsaydı, bunlar çok mümkündü bak. Şubat'ta bu yapılabilirdi. Mart'ta fiilen hayata geçirilmiş olurdu. Ne olurdu değerli kardeşlerim? PKK ile barış yapmış bir Türkiye, PKK silahlı tehdidinden çıkmış bir Türkiye, içeride ve dışarıda nasıl nefes alırdı? Bir düşünsenize. Bütün Orta Doğu'da o zaman barışın öncüsü olurdu işte. O zaman IŞİD'e karşı savaş mı yürütülecek? PKK ile barış yapmış bir Türkiye, PKK ile birlikte IŞİD'e karşı savaşabilirdi. Bunlar siyaseten de mümkün, ahlaken de doğru, toplumsal olarak da meşruiyeti olan işlerdi, yapılabilirdi. Ama bunu tercih etmediler. Çünkü siyasi olarak 400 vekile ihtiyacımız var diyordu. 400 vekil istiyorum. Verin, huzur içinde yaşayın. Bunu vermeyecekseniz ülkede size huzur yok diyordu. Şimdi değerli arkadaşlarım, biz barajı aşma niyetimizi ortaya koyduğumuzda çılgınlıkların neler olabileceğini hesap ediyorduk. Sizlerle yaptığımız tartışmalarda, halkımıza yaptığımız uyarılarda nasıl bir çılgınlıkla ülkeyi ateşe sürükleyeceklerini anlatmaya çalışıyorduk. Ağrı Diyadin seçim dönemindeki provokasyonlar, Diyarbakır mitinginin bombalanması, Erzurum'daki faşist saldırılar, Adana, Mersin bombalamaları, 176 yerde parti teşkilatlarımıza yapılan saldırılar. Bunların hepsi çılgınlığın alametleriydi. Şimdi işte nasıl bir çılgınlık içerisine girebileceklerini Türkiye toplumu eminim daha iyi görmüştür. Değerli kardeşlerim, evladını askere yollamış annelerim, evladı polis olan, güvenlik gücü olan annelerimiz, onların babaları, bunlar bizim evlatlarımız, kardeşlerimiz. Bu topraklarda birlikte kardeşçe yaşamak zorunda olduğumuz insanların evlatları, bizim kardeşlerimiz. Biz tek birinin ölümünden asla ama asla üzüntü dışında, kahrolma dışında bir şey hissetmeyiz, edemeyiz. Ama o anneler babalar da şunu bilmelidir. Bu evlatlarımızı vatan savunması için ölüme göndermiyorlar. Saray savunması için bu çocukların cenazeleri Türk bayrağına sarılı tabutlar içerisinde yeri geliyor. Saray için, vatan için değil. Bu vatan hepimizin ortak vatanıdır. Vatanımız tehdit altındaysa hep birlikte el ele vatanımızı savunalım. Vatanımız düşman saldırısı altındaysa, tarihte bunu defalarca yaptık. 1071'de yaptık. 1920'lerde yaptık. Bugün yine yapalım birlikte. Vatan savunmasını birlikte yapalım. Ama kimse bize bir partinin çıkarları, hele hele bir kişinin saltanatı, iktidarı için evlatlarımızı kurban vermemizi istemesin. Sizler de sesinizi yükseltmelisiniz. Bu çocuklar, bu evlatlar kolay yetişmiyor. Birçoğumuz ana babayız. Evlatlarımızın nasıl zorluklarla yetiştiğini görüyoruz. Onları sarayın çıkarlarına, hırsına, iktidarına kurban etmeyelim. Ortada bir vatan savunması yok. Ortada bir tehdit yok. Bunlar aldatmacadır. Bir adım uzağımızdayken barış,
o adımı atmak, barışı yakalamak, tutmak yerine bu yöntemi tercih etmişlerdir. Şimdi değerli arkadaşlarım, cenazeler maalesef geliyor. Dağdan geliyor, ovadan geliyor. Şehirden geliyor, kasabadan geliyor, meydanlardan, alanlardan geliyor. Camiden kalkıyor, cemevinden kalkıyor. Ama hepsi bu halkın evlatları. Ve oyun tezgahı öylesine kurulmuş ki, kan akacak, Kürt ölecek, Türk ölecek. PKK'liler ölecek, asker ölecek, polis ölecek. Sivil insanlar ölecek. Ve bütün bunların kanı AKP'nin açtığı kanallarla, psikolojik harp kanallarıyla HDP'nin üstüne akacak bu kanlar. Hesap bu. Kirli tezgah bu. Kurdukları Gladio örgütüyle, saraya bağlı Gladio örgütüyle şu anda kirli bir savaş yürütüyorlar. Bakın değerli arkadaşlar. Devletin bir nizamı, bir usulü vardır. Devletler gizli işler de yapar. Bütün devletler yapar. Temiz devlet diye bir şey yoktur. Yaparlar. İstihbarat örgütlerine yaptırırlar. Gizli görüşmeler yaparlar. Fakat bu devleti de kullanmıyor. Kendi özel örgütü var. Kendi özel bütçesi, parası var. Örtülü ödeneği var. Onun dışında da özel parası var. İstihbarat doğrudan kendisine akıyor. Milli İstihbarat Kuruluşu'nun resmi tutanaklarına değil. Özel bilgiler ona akıyor. Özel kararları o A takımı ekibiyle birlikte veriyor. Kontra gücünü faaliyete geçiriyor. Ona bağlı özel kolluk var. Ona bağlı özel yargı var. Ona bağlı özel medya var. Ona bağlı kirli savaş, sosyal medya trolleri var, maaşlı. Ve bunların hepsini devreye geçirdi. Sendikalara operasyon, eğitim sene. Gençliğe operasyon. Efendim HDP'ye psikolojik savaş. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına talimat, kapatma soruşturması açtırılması. Birçok yerde eften püften nedenlerle komplo hazırlıkları, Sayın Faysal Sarı Yıldız vekilimizde olduğu gibi komplo hazırlıklarıyla eften püften deliller yaratarak HDP'yi kriminalize etme. Bunların hepsi özel Gladio örgütüyle yapılıyor. Değerli arkadaşlar, bunun startı, seçim sonrasında startı da nerede verildi biliyor musunuz? Suruç katliamında. Suruç katliamını da yapan işte bu özel Gladio örgütüdür. İfade edeyim değerli arkadaşlar. Ne yapıldı orada? IŞİD'in içerisine önceden sokulmuş ya da yönlendirilmiş. Ama doğrudan bunlara hizmet eden bir zavallı aracılığıyla Türkiye'nin pırıl pırıl devrimci gençleri orada katledildi. 32 bu ülkenin pırıl pırıl evladı katledildi, paramparça edildi. Ulaşılmak istenen birinci sonuç. Bu ülkenin devrimcilerine siz Kobani, Rojava etrafında dayanışmaya devam ederseniz sizi paramparça ederiz. Birinci mesaj buydu. İkincisi, Türkiye toplumuna, HDP etrafında kenetlenmiş Türkiye toplumuna seslenildi. Siz HDP'lerin etrafında durmaya devam ederseniz paramparça ederiz. Üçüncüsü, HDP'ye mesaj verildi. Siz politikalarınızda ısrar ederseniz sizin gençlerinizi paramparça ederiz. Dördüncüsü, kendilerini IŞİD mağduru haline getirdiler. IŞİD destekçisi olarak dünyadan nam yapmış bir hükümet bu vesileyle, bu kirli tezgah, kirli katliam vesilesiyle kendini IŞİD'in mağduru haline getirdi. Bütün dünya liderleri Cumhurbaşkanı'nı arıyor, başsağlığı diliyor. IŞİD mağduru oldu ya, ama kendisi tek bir aileyi arayıp başsağlığı dilemiyor. IŞİD mağduruna bakın. Tezgaha bakın. Hemen arkasından değerli arkadaşlar, Ceylanpınar'da yatağında uyuyan iki polis kirli bir şekilde infaz edildi. Kirli bir olaydır. Kim ne derse desin. O da provokasyonun bir parçasıdır. Adıyaman'da öldürülen asker aydınlanmamış karanlık bir olaydır. Bakın bunlar
aynı gün veya peş peşe günler içerisinde oluyor. Ve bunlardan yola çıkarak daha önceden tezgahlanmış, hazırlığı yapılmış askeri siyasi operasyonun düğmesine basılıyor. IŞİD'e göstermelik bir iki sorti yapılıyor. Dünyaya işte biz bakın IŞİD'in mağduruyuz ve IŞİD'le de savaşıyoruz mesajı verme adı altında bir iki göstermelik operasyon, ama asıl HDP'ye dönük operasyonun kılıfı olarak bunu kullanıyorlar. Asıl büyük operasyon HDP'ye. Kandil'e savaş uçaklarıyla bombardıman, onlar da nasıl olsa misilleme yaparlar. Nasıl olsa onlar da bu savaş tahrikimiz karşısında herhalde bir şeyler yaparlar umuduyla savaşı kışkırtalım, kızıştıralım ve bütün buradan çıkacak sonuçların faturasını HDP'ye keselim. Olası ilk erken genel seçimde de Türkiye toplumuna şunu diyelim: bak bu teröristlere oy verdiniz, bunlar askerlerimizi, polislerimizi katledenlere siz oy verdiniz, bakın bunlar ülkeyi savaşa sürükledi. Tezgah bu kadar açık. Türkiye toplumu bu açık tablo karşısında tavır koymazsa, koyamazsa, sesimizi barıştan yana yükseltme cesaretini gösteremezsek, bu birliği gösteremezsek, işte bu çirkin oyun sürecek. Ama hep birlikte, hep birlikte, biz savaş istemiyoruz, biz sana savaş yaptırmayacağız dersek, derhal, hiç uzatmadan, karşılıklı iki taraflı çatışmasızlık pozisyonuna derhal geçilmeli. Biz evlatlarımızı yerde bulmadık, sizin saray saltanatınıza kurban olsunlar diye de büyütmedik dersek bu biter. Durur bu. Oy kaybettiklerini görürse vazgeçerler. Oydur oy. Onların şu andaki yaşam damarları oydur. Serumla damarlarına bağlanmış gibidir o oylar. Çektiğiniz an tehlike biter. Türkiye toplumu korkmasın. HDP bu ülke için büyük bir şanstır değerli kardeşlerim. Bu ülkenin birliği için, kardeşliği için büyük bir şanstır. Orta Doğu'daki barış için büyük bir şanstır. Bize saldıranlara bir bakın. Bize saldıranların üslubuna bir bakın. Ortaya koyduğu argümanlara bir bakın. Bütün yalın gerçekleri daha iyi göreceksiniz. Demokrasiden söz edenlerin, ileri demokrasi, yeni Türkiye'de her şey mükemmel oldu diyenlerin uygulamalarına bir bakın. Gazi Cem Evi'nden bir genç kadının cenazesi 3 gün kaldırılamadı. Bir cemevini 3 gün boyunca gaz bombasıyla, plastik mermiyle o ibadethaneyi adeta ayaklar altına alacak şekilde insanların kutsallarına saldırdılar. 13 cenaze, Kobani'de yaşamını yitirmiş 13 gencin cenazesi 4 gündür Habur sınır kapısında 45 derece 50 derece güneşin altında bekletiliyor. Türkiye almıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşları bunlar. Kobani'de onuruyla savaşmış kahramanların cenazeleri bunlar. O sizin tecavüz ordunuza karşı direnmiş kahramanların cenazeleri başbakanın talimatıyla 4 gündür orada bekletiliyor. Urfa'da 60 genci gözaltına aldılar. Bunlardan 3'üne değerli arkadaşlar, öylesine işkenceler yapılmış ki. Gözaltına alır almaz bakın, Urfa Emniyetinden özel bir ekip derhal açık araziye götürmüşler. Başına bir çuval geçirmişler. Nefessiz bırakacak şekilde boğazını sıkmışlar. Çırılçıplak soymuşlar. Boğazına bıçak dayamışlar. Biz IŞİD'iz demişler. IŞİD biziz. Bak bunlar ifadelerinde var çocuğum. Mezar kazdırmışlar. Bahsettiğim 1990'lar değil, geçen hafta. Burada ifade edemeyeceğim, kendisinin de ifade edilmesini çok arzu etmediği, insan onurunu ayaklar altına alan işkenceler yapmışlar. Geçen hafta Türkiye'de, AKP iktidarında, ileri demokrasi safsatası altında. Bunlar değerli arkadaşlarım, eğer bizler el ele vermezsek bu ülkeyi bu hale getirecektir.
Bir gün PKK'lı, bir gün asker, bir gün polis, bir gün genç, bir gün kadın cenazeleri kaldıracağız. Omuzlarımıza cenazenin, tabutun yükünü verip bizi birbirimize düşman edecekler. Çalıp çırptıkları paralarla soyup soğana çevirdikleri ülkede keyif içerisinde saltanatlarını sürecekler. HDP bu yüzden kapatılmalı diyorlar işte. Bu yüzden tehdittir diyorlar. Barış mı istiyorsunuz? Bir günlük iş. Bakın, tecrit altında tuttuğunuz Sayın Öcalan, Dolmabahçe mutabakatı, müzakeresi hayata geçseydi çağrısını yapacaktı. Barış mı istiyorsunuz? Niye 40-50 savaş uçağı kaldırıyorsunuz? Bir talimatınızla her gün 50 tane F-16 kalkıyor da bir talimatınızla İmralı Koster'i kalkamıyor mu? Savaş uçakları bozulmuyor da İmralı Koster'i niye yıllardır bozuk? Barış orada, o Koster'in güzergahındadır. Aklın yolu birdir. Eğer biz halkımıza barış sözü verdiysek bunu arkasına duracağız değerli kardeşlerim. Biz Türkiye toplumundan %13.1'lik barış oyu aldık. Huzur için oy aldık. Bunun gereğini elbette yerine getireceğiz. Sorumluluğunu yerine getireceğiz. Vicdanlarımız bize bunu emrediyor. Halk bize bunu emrediyor. Bizim siyasi ahlakımız bize bunu emrediyor. Bunların tezgahlarına, çirkin dillerine teslim olmayacağız. Ne olursa olsun değerli arkadaşlarım, bütün milletvekili arkadaşlarımız, partililerimiz, barış dilinden taviz vermeyeceğiz. Kışkırtacaklar, tahrik edecekler. Saldıracaklar. Amaçları HDP'yi durduğu bu ilkesel duruştan uzaklaştırmaktır. Aman, en büyük tuzak budur. Buna düşmeyelim. Tek başına iktidar olmalarının yolu HDP'nin tasfiyesinden geçiyor. Partileri halk açar, halk kapatır. Bugün bize %13 oy vermiş olanlar yarın %1 de verebilir. Saygı duyarız. Partimizi kapatılmış sayarız. Ama bugüne kadar hiçbir mahkeme kararı yeryüzünde hiçbir partiyi kapatamamıştır. Takdir sizindir. Ha, dokunulmazlık mı diyorsunuz? 80 milletvekili arkadaşımla birlikte yarın dokunulmazlıklarımızın kaldırılması için biz kendimiz dilekçe veriyoruz parlamentoya. Siz var mısınız? Hadi bakalım. Korkmuyorsanız sizin de dokunulmazlıklarınızı hep birlikte kaldıralım. Bizim korkacak, çekinecek bir şeyimiz yok. Çalmadık, çırpmadık, öldürmedik, ihanet etmedik. Neysek ortadayız. Bak, yargı senin emrinde. Buna rağmen hadi hep birlikte 550 milletvekilinin dokunulmazlığını kaldıralım. Biz evet oyu vereceğiz. Kendi dokunulmazlıklarımızın kaldırılmasına evet oyu kullanacağız. Sizden korkan sizin gibi olsun. Azrail'in can dağıttığını nerede gördük ki zaten? Biz halkımıza bel bağladık. Halkımıza umut bağladık. Her zaman dedik ya, Allah'ımız var, bir de halkımız var. Bu da bize yeter. Biz buna dayanarak mücadele ettik. Bugünlere böyle geldik ve böyle direnerek bu savaşı durduracağız. Biz sana bu ülkede savaş yaptırmayacağız. Değerli arkadaşlarım, zorlu bir süreç önümüzdeki günlerde bizi bekliyor. Biz görev insanıyız. Biz dava adamlarıyız. Dava insanlarıyız. Eğer inançlarımız, değerlerimiz doğrultusunda birbirimize kenetlenerek sokaktan, mahalleden, fabrikadan, tarladan, parlamentoya kadar birbirimize inanarak barış için mücadele etmeye devam edersek bütün bu kirli politikaları durduracağız. Bundan emin olun. Asla yılmayacağız. Asla gözlerimizde korku, gözlerimizde telaş, gözlerimizde tedirginlik görmeyecekler. Bunu hayal ederek yaşayacaklar. Ama asla karşılarında değil diz çökmek, göz kırpmayacağız. Bu kadar net duracağız. Önümüzdeki süreç net olma sürecidir. Bu parlamento grubu Türkiye'nin her yerinden bütün vicdanlı insanları temsilen buradadır. Aramızda Kürtler,
Türkler, Türkmenler var. Azeriler var. Süryani, Ezidi arkadaşlar var. Sünni, Aleviler var. Hristiyanlar var, Ermeniler var. Kadınlar var, genç arkadaşlar var. İşçi, çiftçi olan arkadaşlar var. Akademisyenler var. Yani Türkiye toplumu neyse biz onun bir prototipiyiz. İşte Türkiye budur. Ve bu parlamento grubu Türkiye'nin vicdanını temsil ediyor. Bu vicdanı ayaklar altına aldırmayacağız. Bedel neyse biz ödeyeceğiz. Halkımıza, gençlerimize, kardeşlerimize bedel ödetilmesine izin vermeyeceğiz. Biz ne dağdakinin, ne askerdekinin, ne polisin öldürülmesine izin vermeyeceğiz. Hiçbirini normal karşılamayacağız. Onlar bedel ödemesin. Biz bedel ödemek için halkımızdan yetki aldık. Bize bunun için oy verdiler. Ne bedel ödenecekse biz hazırız. Ama bizimle mücadele edenler de, bize düşmanlık yapanlar da en az bizim kadar cesur olmalılar. Yoksa kaybederler. Kaybedecekler. Bunu hep birlikte göreceğiz. Onlar bu direniş karşısında yenilecekler. Türkiye'nin barış duygusu kazanacak. Türkiye'nin özgür yarınları, özgür geleceği kazanacak. Yeter ki nasıl bir HDP ilkesi etrafında birleştiğimizi tek bir dakika bile unutmayalım. Moralimizi bozmaya çalışacaklar, dik duracağız. Unutturmaya çalışacaklar acılarımızı, alay edecekler ölülerimizle, dik duracağız. Bizi ayrımcılığa tabi tutacaklar, dik duracağız. Bizi ötekileştirmeye çalışacaklar, dik duracağız. Bu dik duruş karşısında yalpalayacaklar. Göreceksiniz, yenilecekler. Biz Türkiye'yi AKP cuntasından kurtaracağız. Biz bu darbe anlayışından bu ülkeyi temizleyeceğiz. Hep birlikte varız diyorsak, hep birlikte yeni yaşama hazırız diyorsak hepimizin tekrar yolu açık olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarımıza bu zorlu yürüyüşte başarılar diliyorum. Yarın parlamentoda bir oturum gerçekleştirilecek. Orada da arkadaşlarımız yapacakları konuşmada bu duruşu sergileyecekler. Bizden hesap sormaya gelecekler, hesap verecekler. Önce hesap verecekler. Tekrar hepinize kolaylıklar, başarılar, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.